Arkadaşımızın sorusu PLC'mizde bulunan bu clock memory bitleri haricinde ayrıca biz kendimiz istediğimiz frekansta çıkış alabilir miyiz? O şekilde bir düzenleme yapabilir miyiz şeklinde bir soru var. Şimdi normalde bizim clock bitlerimiz 10 Hz, 5 Hz, 2.5 Hz belli frekanslarda sabit. Buradan aktif edebiliyoruz biliyorsunuz bunları. Fakat istediğimiz bir frekans olabilir mi diye sorar. Şöyle yapalım bunu, pratik bir yolla çözmeye çalışalım. Birden fazla yöntemle yapılabilir tabii ki. Ancak biz bir zamanlayıcı kullanalım. Timer, onun ton zamanlayıcısı olsun. İsmini otomatik kendisi versin. Şimdi bu zamanlayıcıya bir süre verelim. İşte kaç saniyede, milisaniyede olsun, 3 saniyede tamamen bizim belirlediğimiz bir frekans olsun. Örneğin 3 saniyede bir clock üreten bir anahtar yapmak isteyelim, kontak yapmak isteyelim. O yüzden preset time'ı 3 saniye yazdım. Girişine bir kapalı kontak koyalım. Biraz sonra isimlendiririz. Şimdi kontak kapalı olduğu anda 3 saniye dolunca çıkış verecektir. Ve bizim bobinimizi enerjilendirecektir. Buraya bir bobin koyalım. Şuradan alalım kısa yol. Bilgisayarım çok ağır çalışıyor galiba. O yüzden biraz geç geliyor. Q00 çıkışı olsun. Fiziksel çıkış. Amacımız Q00'ın 3 saniye enerjili, 3 saniye enerjisiz kalması ve bunu sürekli tekrarlaması veya sizin belirleyeceğiniz bir zaman diliminde. Bunu yapabilmesi için 2 adet timer kullanmamız gerekecek. Şöyle ki anlatacağım biraz sonra. Bir timer daha alayım. Şu araya gireyim. Şimdi şuradan yine aynı timer'dan alayım. Getirdim ikinci timer'ımı da. Maalesef çok yavaş bilgisayar. O yüzden bekliyoruz. Evet, ikinci timer'ımızda da eğer lojik 1'de kalma süresi 3 saniye, lojik 0'da da kalma süresini 3 saniye istiyorsak her ikisini de eşit değer yazacağız. Yani kare dalgamızın pozitif kısmı 3 saniye, negatif kısmı da 3 saniye olacak. Şimdi burada bu birinci timer 3. saniyenin sonunda da çıkışı aktif edecektir. 3 saniye yanık kalmasını istiyoruz. 3 saniye sonra da sönmesini istiyoruz. Dolayısıyla şu ikinci timer'ımızın çıkışına bir adet bobin koyuyoruz. Şöyle ki. Çıkış bobini. Bunu dahili kontaklardan seçelim. Örneğin M0.0 olsun. Şimdi bu bobin enerjilendiği zaman bunu da açacağı için birinci timer devreden çıkacaktır. Dolayısıyla buna da M0.0 yazıyoruz. Bir daha son olarak bakalım. PLC çalıştırdığımızda M00 kapalı olacağı için konta birinci timer devreye girecektir. Üçüncü saniyenin sonunda çıkışı 1 olacaktır. Q00 çıkışımız aktif olacaktır. Aynı zamanda birinci timer'ın çıkışına bağlı olan ikinci timer'ımızın girişi enable olacaktır. Onda da süreç işlemeye başlayacaktır. 3. saniyenin sonunda bunda çıkışı aktif olacağı için röle bobin enerjilenecek, kontağı açacak. 1.yi devreden çıkardığı anda bu da devreden çıkacaktır ve süreç döngü tekrar başlayacaktır. Bu enerji kesilene kadar ya da PLC'miz stop alınana kadar bu şekilde devam edecektir. Yanımızda PLC yok. Simülatörde deneyelim, gözlemleyelim. Simülatörü çalıştırdım. Programı yüklüyor şu an. Yine bizden kaynaklanmayan bir sebeple beklemedeyiz. OBS de çalışıyor. Simülatör de çalışıyor. T-Portal da çalışıyor. O yüzden makinemizin hafızası da galiba biraz küçük. Hard diskimizde yer kalmamış olabilir. Monitoring açtım, gözlemleyelim olayları. Gerçekten istediğimiz gibi çalışıyor mu? Bakalım. Q00 şu an enerjili. Devre dışı kaldı, enerjisi kesildi. Enerjili. Gördüğünüz gibi 3 saniye enerjili, 3 saniye enerjisiz kalıyor. Tabii ben düşük frekansta bir şey yaptım. Siz eğer isterseniz bunu 3 milisaniye yapabilirsiniz. 7 milisaniye her ikisinde. Pozitif tarafı uzun, negatif tarafı kısa seçebilirsiniz.
Tamamen sizin dizaynınıza kalmış. Bu istediğimiz frekansta açılıp kapanan kontak yapma işlemi bu yöntemle yapılabilir. Başka yöntemlerle de yapılabilir. Mantık buna benzer olacaktır. Umarım işine yaramıştır arkadaşımızın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.